İyi günler. Bugünün konusu ayak bileği kırıkları. Kırıklardan, çıkıklardan bahsetmişken el bilek kırıklarını anlatmıştık. Gelelim ayak bileği kırıklarına. Ayak bileği kırıkları da her yaşta olabilir. Yani çocuk yürümeye başladıktan sonra artık 1,5 yaş diyelim, 2 yaş diyelim, 1 yaş diyelim. Ta 70-80 yaşına kadar, 90 yaşına kadar hareketli bir yaşam sürüyorsa ayak bileği her an başına gelebilir. Malum şu anda kış günleri, yerler buz, yürürken çok dikkatli olmak gerek. Dikkatli olmadığınız yerde buz var fark etmediniz, ayağınız kaydı. Yandaki kaldırıma çarptınız veya burkuldu. Hemen bileğiniz şişti, kızardı ve üstüne basamaz hale geldiniz. Ayak bileği kırığından şüphelenmek lazım. Bilekte 3 tane büyük ana kemik var. Bunlardan birisi kaval kemiği, birisi yanındaki fibula kemiği. Bir de altındaki ayağın ana gövde yükünü taşıyan talus kemiği. Talusun altında da kalkanoz var ama onları ayak bileği kırıklarına sokmuyoruz. Bu kemiklerden herhangi birisi kırılabilir. En sık kırılanı genelde dış malleol dediğimiz o ince kaval kemiğin yanındaki kemiğin uç kısmının kırılmasıdır. Bu kırılma genelde sadece basit bir burkulmayla da olabilir. Yüksek enerjili bir travmadan da olabilir. Yani bir ağaçtan düşmeyle, trafik kazasıyla bunlar başımıza gelebilir. Peki bu konuda ne yapılmalıdır? Ayağınız kızardı, şişti, üstüne basamıyorsunuz. Üstünden bir gece geçti, hala bir rahatlama yok. Buz koydunuz, ilaçlar kullanıyorsunuz. Hala üzerine basarken şiddetli ağrı hissediyorsanız mutlaka doktorunuza gideceksiniz. Doktorunuz ne yapar? Mutlaka bir film çektirir. Gerekirse tomografisini ister, MR'ını ister. Bileğin kırıkla beraber yanında başka şeyleri var mı? Tek kırık mı? İki kemiği mi ilgilendiriyor? Veya talusta bir bozulma var mı? Bunları mutlaka değerlendirir. Bunlarla beraber altındaki kıkırdak, kemikleri saran kıkırdaklarda da bozulma olabilir. Bunların tek tek mutlak tedavisi gerekir. Ayak bileği, dirsek eklemi, kalça eklemi bunlar çok hassas eklemler. Bunları milimetrik yerine oturtmadığımız sürece ileride büyük problemler yaşarız. Çünkü bunlar bizim yükümüzü taşıyor. Bunlar bizim en iyi dostlarımız. Bunlarla her yere gidiyoruz. Bunlarla evin içerisinde tuvalete gidebiliyoruz. Yemeğimizi yiyebiliyoruz. Banyomuzu yapabiliyoruz. Yürümek demek her şey demek. Hareket yoksa yaşam yoktur. Varsa böyle bir şüpheniz mutlaka doktorunuza başvurunuz ve tedavisini yaptırınız. İyi günler. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda geçen numaralardan da istediğiniz zaman arayıp bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederim.